Görüyoruz. Hemen jüri üyelerimize dönüyoruz. Armağan'cığım. Sacıda Hanım, ben size de birkaç soru soracağım. Mikrofonu. Tabii ki. Siz kaç yaşınızdasınız? Ben 29 yaşındayım. 29. Aha. Ne iş yapıyorsunuz? Müzisyenim, müzikle uğraşıyorum. Sacıda Hanım'ın hikayesi pop star seçmeleri sırasında beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesi. Sacıda Hanım çok iyi şarkı söylüyor. Ama Sacıda Hanım Vanlı değil mi? Yanlış. Evet. Van. Bana bir selam ben göndereyim buradan. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Sacıda Hanım Van'dan bir bayan olarak törelere ve toplumun tutuculuğuna karşı çıkarak bir kadın olarak her şeye rağmen buraya gelmiş adaylardan bir tanesi. O yüzden bir alkışı, kocaman bir alkışı hak ediyor. Nasıl yani? Ben anlamadım şimdi. Sacıda Hanım, bence Sacıda Hanım anlatsın. Evet. Efendim, Van'dan katıldım ben yarışmaya. Evet. Van'da bayanların... Peki siz Van'da sahne alıyor musunuz? Sahneye çıkıyor musunuz? Ben Van'da çalışıyorum, evet. Peki nasıl müsaade etti aileniz? Müsaade şöyle, biraz uğraştırıcı oldu tabii. Mesela ne gibi uğraştı? Bir ses yarışması vardı. Van'da benim bir il birinciliğim var, halk müziği ses yarışmasında. Onun için biraz abimle uğraşmıştım açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Kabul etti en sonunda. Kaç ay uğraştınız o yarışmaya katılmak için? Yani bir ay uğraştım tabii. Bir ay. Peki popstar seçmelerine gelmek için kaç ay uğraştınız? Bunun için uğraşmama gerek kalmadı çünkü altyapıyı hazırlamıştık. Yani o yarışma, Akdamar Otel'de Popstar'a çalışma... Popstar'a gelmeden vesaire. Evvel zaten, evvela onu anlayalım. Evet, abiniz beyefendi ne iş yapar? Abim Akdamar Otel'de çalışıyor. O da çalışıyor. Evet. Çalışıyor. O da ses sanatçısı. Resepsiyonist evet, mi? Evet, evet. O da solist. Resepsiyonist mi? Hayır, solist. Solist mi? O da hocam, solist. Hocam hem otel personeli hem de düğünlerde falan da şarkı. Okuyor. Aha. Yani ailecek okuyorsunuz. Var hocam, evet. Peki nasıl oluyor da musiki adına böyle bağnazca davranabiliyor? Yani sizin emisyon yapmanıza karşı çıkıyor? Hocam bağnazlık olarak bakmayalım da şimdi ben çok fazla da derine inmek istiyorum ama abimin bize yaklaşımı biraz babacan bir tavırla, hı-hı, koruma içgüdüsüyle olduğu için biraz o koruma içgüdüsüyle biraz karşı çıkıyordu ama sonuçta şarkı söylemenin yanlış bir şey olmadığını ben, hayır, ona da gösterdim. Tabii. Bana da gösterdim. Allah'ın izniyle, tabii, Türkiye'ye de göstereceğim. İnsanlar kendilerini, sağ olun, kendi ölçülerini bildikten sonra efendim her platformda tavırlarıyla, şahsiyetleriyle ağırlıklarını koyarlar ve pek de güzel okuyabilirler. Şu anda olduğu gibi kıyafetinizle, ağırlığınızla, vakarınızla gayet güzel musiki yaptınız. Çok ve bence sizinle iftar etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ben. İftar ediyorlar, inanın İnanıyorum. Bana. İnanıyorum. Bütün Van şu anda. İnanıyorum. Biliyorum, ayaktaki, çok teşekkür ediyorum, onlara sağ olun. Burada da yakınlarım Sacıda var. Hanım, bana sevgilerimizi gönderiyoruz bu arada. Orada da bir grup taraftar da görüyorum. Hoş geldiniz sizler de. Siz sahneye çıkarken, yani şu anda sahneye çıktığınızda ilk defa mı ayakta şarkı söylüyorsunuz? Burada mı? Hayır, hep oturarak mı şarkı söylüyorsunuz normalde? Yani biz restoranda müzik yaptığımız için yani yemek yiyen insanlara sonuçta çok da kulağı tırmalamayacak böyle. Ama hep oturarak? Tabii oturarak. İlk defa ayakta bir ya, performans. Düğünlerde falan ayakta şarkı söylediğim oluyor ama dediğim neden gibi. Peki, neden oturarak şarkı söylemenin bir alt metni var? Ya bir alt... Dediğim altı gibi küçük salon, küçük hocam, salon zaten. Dediğim gibi yani restoran, yemek yiyen insanlara kulağı tırmalamayacak. Sonuçta meyhane değil, gazino değil. Sakın küçümsemek anlamında söylemiyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama yemek yiyen insanlara müzik yapıyoruz. Başka türlüsü de herhalde hoş peki, olmaz. Peki zaten buralarda okuyorsunuz ve abiniz beyefendiyle efendim beraber herhalde emisyon yapıyorsunuz. Evet. O zaman abiniz neye karşı çıkıyor? Ben algılama zorluğu çektim. Beni bir başta, ilk hocam, başta. İlk başta. Değil. Şu anda değil. Kesinlikle. En başta sizi hayır, bu sektörün içinde görmek istemedi mi? Evet. En başta. Hocam dediğim gibi yani o koruma içgüdüsüydü. Ne anladım. Olur ne olmaz, insanlar ne der. Bir de hiçbir şey demez. İnsan da, kendini bildikten sonra. Onu da kanıtladık, Allah'a şükürler evet, olsun. Vakarını İnşallah muhafaza bundan sonra böyle gidecek sonra, hocam. Tabii. Yani Sacıda musiki yapmayı ya da şarkı söylemeyi her şeye rağmen elde etmiş insanlardan. Bravo, tebrik ederiz. Bravo. Biz de tebrik ediyoruz kendisini.
Peki başka yorumlarınız var mı yoksa? Yol açık olsun. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Sacide, Orhan Bey siz bir şey eklemek ister misiniz? Çok iyi yorumladı bu türküyü, çok güzel söyledi. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İyi bir yorumcu, sesleri çok güzel bastı, duyguluydu. Onun hikayesini ben çok iyi anlıyorum da şu anda uzun diye söylemek istemiyorum. Fakat yeri geldikçe buna değinmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunun altında yatan nedenler demin bahsetti kendileri, koruma güdüsüne dayalıdır. Çünkü kız çocuğu daha mahremdir. Onu saklamak abilere, bir erkeklere düşer. Bu bir gelenek idi. Şimdi bu daha farklı bir yere doğru gidiyor. Yine saklanıyor ama daha farklı bir şekilde. Daha korumaya yönelik, daha farklı bir şekilde. Bu başlık ayrı bir başlık. Biri, ikinci başlık, başlığı söylüyorum, sonra açmamız lazım. Benim de çocukluğumda yaşadığım müziğin, sanatın günah olduğunu bile söyleyenler vardı bir zamanlar. Ki bunlar azaldı tabii, hatta yok denecek derecede ama ben de bunlarla çok karşılaştım. Bunu da açmamız lazım, bu bilgiyi de vermemiz lazım. Çünkü dinimizde öyle bir şey yok kesinlikle. Bunu da anlatmamız lazım. Şey olabilir mi hiç? Böyle ezanı Muhammediye bile sözünüzü kestim bağışlayın. Makamla okunuyor. Yani olabilir mi böyle? Bilakis güzel sesli insanların örneğin ezan okumaları lazım ki insanlar canla başla hani o namaza gidebilsinler, böyle daha bir İştiyakla, muhabbetle koşuştursunlar. Ben şahsen, benim ne evet. dersin? Orhan Bey, şöyle sizden ki, de ben konuyu uzatmayayım diye girmek istemedim. Evet. Tabii bu şu cümleyi söyleyeyim burada, ondan sonra başlığı kısa kesmek istiyorum. İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi'dir. Evet. Neden tercih edildi? Sesi çok güzel diye tercih edilmiştir Peygamberimiz tarafından. Bu ayrı bir konu. Benim demek istediğim, birçok görüşte sanatla ilgili bir yasaklama vardır. Bu yasaklama bizim Türk kültüründe kesinlikle yoktur tarihte. Çünkü bizde dedeler, boy boylar, soy soylar, bizim dedelerimiz var ya, onlar kopuz çalar, davul çalarlardı. Bunları da anlatırız zamanı gelince. Peki. Kesinlikle yasaklama yoktur. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanla bir fermanı vardır. Ondan da sonra bahsederiz. Evet. Çok uzattık sözü. Estağfurullah. Demek ki zaten bir yasak olmamış ki sadece de buralara kadar gelmiş. Tebrik ediyoruz. Aday numarasını bir kez daha öğrenelim. 103. 103 yazıyorsunuz. Eğer icrasını beğendiyseniz 30.04'e gönderiyorsunuz. Alkışlıyoruz kendisini. Ve son günlerde basında çok